Evet, bültenimizin başında haberini vermiştik. CHP heyeti şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde açıklama yapıyor. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne CHP'li milletvekillerinin girmesinde zorluk çıkarılmıştı. Şimdi dönelim, açıklamaları dinleyelim. Bakın, ellerinde pankartlar var. Öğrencileri burada son derece barışçıl bir eylem yapıyorlar. Cuma günleri son derece barışçıl bir eylem yapıyorlar. Biz de milletvekilleri olarak hem güzel bir gün hem meclis faaliyeti yok. Dedik ki beraber gidelim. Gidelim mi gidelim? Gelelim mi hocam? Gelin. Buraya geldik. Şimdi yasal olarak tablo şudur. Milletvekilleri millet adına denetleme görevi yaparlar. Bizim görevimiz budur. Hastaneye gideriz. Okullara gideriz. Kamu kurumlarına gideriz. Şikayetler vardır, bakarız. Bir tek hapishanelere önceden bilgi veririz. Çünkü özel koşulları olan yerler. Dolayısıyla aklımızın ucundan geçmedi bir şey olacağı. Hatta basınımıza bir not olarak söyleyeyim. Saat 2'de de yine anlamsızca kapatılan Beşiktaş'taki bir teknik lise için açıklama yapmak için de sözleştik. Orada da veliler ve küçük çocuklar var. Onlara da çok üzgünüm. Yine arazisi için kapatılmaya çalışılan bir teknik lise var. Geldik buraya. İçeri gireceğiz. Girdik. Bir arbede çıktı. Vay, giremezsiniz. Bu arada Türkiye kamuoyu bunu bilsin. Bu üniversiteye ömrünü vermiş olan benim milletvekili arkadaşlarımızın girip girmemesi Türkiye'nin itibarı ve anayasal düzen açısından bir problemdir, ama daha insani bir şey söyleyeyim. Ömrünü bu üniversiteye vermiş ve kapıda giremeyen insanlar gördüm. Neden buradasınız dedim. Tanıdığım hocalar var. Tanıdığımız vekil arkadaşlarımın. Yüksel Hocam buranın mezunu. Evet. Şimdi dediler ki biz yasaklı listesi var. İçeri giremiyoruz. Türkiye'ye sesleniyorum. Burada aklını kaybetmiş yöneticiler var. Yasaklı listesi ne demek dedim. Dediler ki biz bu üniversitenin öğretim üyeleriyiz ama yasaklıyız, giremiyoruz buraya dediler. Artık bizi almıyorlar dediler. Tabii insan yani hala şaşırıyor olmamız da şaşırtıcı, ama peki dedik, yürüdük. Girdik içeriye doğru, çünkü görmek istediğimiz öğretim üyeleri içeride. Girdik. Ya gencecik çocuklar kol kola girmişler. Şimdi bizim için iki tane seçenek var. Biz milletvekiliyiz, yürürüz geçeriz. Geçersek o arkadaşlar ne bileyim aşırı bir gayret geçtik gösterirlerse, bir müdahalede bulunurlarsa, bu onlar için yasal bir sorun. Ben ve arkadaşlarım konuşuyoruz, bakıyoruz, biz onları düşünüyoruz yani. Niye yargılansınlar, milletvekili dokunulmazlığına müdahale etsinler diye. Bilmek zorunda değil ki yani. Ya yöneticisi bunu dert etmiyor ya. Buraya kayyum atandığı için hayatını, fırsatını elde ettiğini zanneden zat durdurun onları diyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü işgal eden zata sesleniyorum ya. Adını bile söylemiyor. Sen kimsin? Sen istiyorsan Türkcell'i yönet. Sen kimsin? Ve eğer bu derece saçmalamasalardı bu olay yaşanmayacaktı. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik Vali Bey ile görüştü. Emniyet Müdürü'yle görüştü. Sonunda girildi. Yahu daha şaşacaklarımız varmış. Yürüyoruz işte. Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz filan. Çevik kuvvet otobüsleri arkadan yetişerek önümüzü kesti. Gencecik kadın polisleri önümüze koydular. Onları da korumamız lazım. Edebimiz de var. Dedik ki bunu sonlandırın bu saçmalığı. 70-80 metre bir şey kalmış. Gideceğiz. Mezuniyet var. Ne yapacağız mezuniyette? Ne yapabiliriz mezuniyette yani? En sonunda herhalde bütün bu olaylar bu hale gelince birileri dedi ki daha kötü olmasın. Girdik. Yapacağımız şeyi yaptık. Tekrar geri geldik. Bu ziyaret 15 dakika planlanmıştı. Arkasından başka bir etkinlik planlanmıştı. Milletvekilleriyle beraber. Biz toplumsal sorunların çözücüsü olmak durumdayız. Türkiye'de ve dünyada siyasetin en büyük problemi toplumsal sorunları görmüyor olmasıdır. Seçimlere katılım oranlarının tüm dünyada düşüyor olması toplumun siyasetçilerin onların sorunlarına duyarsız kalmalarını düşünmelidir. Bakın, burada iki ayrı partiden 10 milletvekiliyiz. Geldik, hakkımız olan iş için girmeye çalıştık, engellendik. Sonuç, girdik, tekrar gireriz. Bunu bir meydan okuma olarak söylemiyorum. Bugün yapılan iş anayasanın ve hukukun üstünlüğünün galip gelmesidir, sahip çıkılmasıdır. Ve bugün bu milletvekilleri, içerideki öğretim üyeleri ve dışarıdaki öğretim üyeleri ve en çok onlara üzülüyorum, bunu başarmışlardır. Fakat bu izanını yitirmiş olan arkadaşların, Boğaziçi'ni var eden anıt isimlerden biri olan Profesör Doktor Üstün Ergüder'i bile sokmayacak kadar cesaret sahibi olduklarını, izansız olduklarını gördüğümüz için bunların hepsi
aslında büyük bir resmi bir parçası gibi. YÖK Başkanı'na sesleniyorum. Kendisinden haftalarca randevu istedik. Milletvekillerimize randevu vermedi. Yeri geldiği için söyleyeyim o çocukların sorununu. Tıp fakültesi öğrencilerin sorunu var. Bizi izleyen anneler, babalar, SSK'da muayene olan, SGK'sıyla muayene olan insanlara sesleniyorum. En büyük sorununuz doktor değil mi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dediği için her geçen ay daha fazla doktor gitmiyor mu? Tıp fakültesi öğrencilerin bir problemi var. Onu aktaracaktık. Ayhan Hoca burada. Hekim. Aylin Yaman burada. Ya randevu istedik YÖK Başkanı'ndan. Randevu istedik. Defalarca istedik. Randevu vermediler. YÖK Başkanı. O koltuk kimseye miras değil. Randevu vermen gerekir. Üstten bir dille konuşmuyorum. Vermen gerekir. Bu ülkenin milletvekillerine randevu vermek durumundasın. Sana sorunu aktaramazsak ne yapacağız? Kameralardan mı konuşacağız? Şimdi değerli arkadaşlar, yaşanmaması gereken her tür antidemokratik ve rezil iş yaşandı. Biz yaşarız. Millet bize dedi ki 600 kişi, siz dedi milletvekilleri, bizim bu dertlerimizi görmek, anlamak, buna çözüm üretmek zorundasınız. Her gün, her saat yaşarız. Dün sabah saat 4'ü 10 geçe öğretmenlik meslek kanunu bitti mecliste. Orada mücadele ediliyordu. Bugün burada, bir saat sonra başka yerde başka birileri. Bugün genel başkanımız Başbağlar'da. Ülke tarihinin en büyük katliamlarından birini yaşanmış olduğu bir yerde. Dolayısıyla biz bu mücadeleye devam ederiz. Genel başkanımızın söylediği gibi sahada olmamız gereken, mücadele etmemiz gereken her neresi varsa mücadele ederiz. Aramızda üzülenler olur. Üniversitesine girmekte zorlanan Profesör Doktor Yüksel Taşkın olur. Ankara'dan gelmiş Semra Dinçer olur. Üniversitelerden sorumlu Armağan Erdoğan olur. Tahsin Ocaklı Rize milletvekilimiz olur. Kaya Ampala Bursa milletvekilimiz olur. Ali Gökçek İstanbul milletvekilimiz olur. İskender Bahyan İstanbul milletvekilimiz. Okan Konuralp Ankara milletvekilimiz. Yüksel Taşkın İzmir milletvekilimiz. Türkan Elçi İstanbul milletvekilimiz. Bunlar olur. İl başkanımız Özgür Çelik olur. Her gün olur. Biz değiliz önemli olan. Önemli olan bu halka reva görülen demokrasi standardıdır. Ve en çok üzüldüğümüz Boğaziçi Üniversitesi öğrencileridir. Türkiye'deki bütün istatistikler gençlerin umudu dışarıda gördüklerini gösteriyor. Gençlerin %75'i diyor ki ya bir fırsatım olsa vallahi gideceğim. Peki ya bir mezuniyet törenine milletvekillerinin sokulmadığı bir ülkede, o üniversiteye ömrünü vermiş öğretim üyelerinin sokulmadığı bir ülkede gençler kalmak ister mi? Bunu anlamayan iktidara Allah akıl fikir versin. Oturun, düşünün, sorun, anlatalım, söyleyelim. O yüzden bugün burada yaşananlar her şeyi, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı, YÖK Başkanı, buradaki kişiyi saymıyorum. Burada devleti temsil eden herkese sesleniyorum. Yarın buraya bir AK Parti milletvekili gelir, gelsin görsün. Bir MHP milletvekili gelir, gelsin görsün. Biliyor musunuz? Bu üniversitenin öğretim üyeleri 20-25 gün önce meclise geldiler. AK Parti demeden, CHP demeden, HDP demeden, MHP demeden herkesten randevu istediler. Ya ellerini öpmemiz lazım be. Utanın be. Dolayısıyla bu üniversiteye zulmetmeyin. Boğaziçi Üniversitesi'ni mağdur etmeyin. Gözümüz, aklımız, kalbimiz Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak. Buna devam edeceğiz. Biz bu üniversitenin kendisinin özgürce seçtiği dekanların görevlerine atanmasını istiyoruz. Millet iradesinden bahseden Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Millet iradesi sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazım değil. Millet iradesi milletin her boyuttaki grubu için lazım. Üniversitede bir bölüm için lazım. Bir fakülte için lazım. Bir kentin belediye başkanı için lazım. Biz 2019'da bu ben kentin belediye başkanını iki kere seçmek zorunda kaldık. Beğenmedikleri için. Millet iradesine saygı duymaya, toplumun iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhtar seçiyoruz, rektör de seçelim. Yani muhtar seçtiğimiz gibi rektör de seçmek istiyoruz. Evet. Yani ülkede muhtar seçebilirsin, rektör seçelim. Evet. Özgür Başkanım. Size bir şey söyleyeyim. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın açıklamalarını dinledik. Şimdi devam edelim.